Sevgili izleyenler, CHB'li Ankara Altın sezon 6. hafta müsabakasında 3. karşılaşma gerçekten bambaşka bir heyecana sahne oldu. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin Türk Traktör takımı uzatmalarda yenmeyi başardı. Şimdi yanımda takım kaptanı Niyazi Bey var. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle mücadelenizden ötürü kutluyorum. Evet. Bambaşka bir karşılaşmanın seyri ve ilk kez CHB'de bu sezonda uzatmalı bir karşılaşma seyrettirdiniz. Bizlere neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu bizim ilk galibiyetimiz oldu. Buna benzer bir maçı ilk maçımızda Vakıfbank'a karşı da oynamıştık. Orada roller değişikti. Tam tersiydi. Biz 18 sayıdan gelip yenildik. Ama bu sefer tam tersi bir durum söz konusu oldu. Biraz idmansızlığımızdan dolayı ilk maçlarda çok istediğimiz sonuçları alamasak da takımımız süre gelen zaman içinde takım uyumuyla bu maçta ağırlığını hissettirdi ve son periyotta önce uzatmaya götürdük. Sonra da uzatmada rahat bir galibiyet aldık. Tabii Gazi Üniversitesi'nde çok değerli oyuncuları var. Onların maça domine ettiklerini gördük. Tabii maç içinde önlemlerimizi aldık. Özellikle 10 numaraları muhteşem bir performans gösterdi. Onu biraz kilitleyince maçın seyri yavaş yavaş bize doğru döndü. Hocamızın, işte takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Gazi Üniversitesi'ne kutluyorum. Centilmence bir mücadele gösterdiler. Taraftarları da çok iyiydi bugün. Bizim taraftarlarımız da hakikaten her geçen gün daha iyi oluyorlar. Dolayısıyla zevkli, iki tarafı da memnun eden bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Keyifli, güzel centilmence müsabakalara devam etmek temennisi içindeyiz. Biz de başarılar diliyoruz. Klaspora TV ailesi olarak sevgili izleyenler. 6. hafta mücadelesinde 3. karşılaşmada Gazi Üniversitesi Hastanesi yenmeyi başardı Türk Traktör. Gelecek maçta görüşünceye dek hoşçakalın. Ve 80 takımından Sude Baba daha yanımda. Öncelikle sizi tebrik ediyorum bu özgüveninizden ötürü. Sahada ikinci kez bir kadın basketbolcuyu görüyoruz. Ben öncelikle çok mutlu oldum mücadelenizden ötürü. Siz neler söylemek istersiniz? Ya ben daha çok kadının katılmasını isterim. Kadınlarla oynamak isterim ve ligi çok beğendim. Gerçekten çok profesyonel insanlar da var ama benim gibi oynamak isteyen insanlar da var. Yani bütün kadınları oynamaya davet ediyorum eğer istiyorlarsa yani. Mutlaka herkes benim gibi oynamalı diye düşünüyorum. Takımda antrenmanlar nasıl geçiyor? Maçı gördük ama antrenmanlar nasıl? Antrenmanlar biraz daha samimiydi. Tabii burada biraz önce çekindim, sonra biraz daha açıldım ama antrenmanlar biraz daha keyifli tabii maça göre benim için. Daha tanıdığım insan olduğu için. Hani orada tek kadın olmam o kadar gergin olmuyor ama ilk maça çıktığımda biraz gerildim bu konuyla alakalı ama şu an çok hissediyorum. İlerleyen haftalarda size ve takımınıza da başarılar diliyorum. Umarım daha çok kadınları da bu sahada görürüz. İnşallah, ben de bunu böyle diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Meteksan takımından Sude de bizlerle birlikteydi. Artık son karşılaşmada görüşünceye dek hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, CHB'li Ankara'da 6. haftadayız. Artık son karşılaşma oynandı. Etmaden karşısında strateji ve bütçe başkanlığı galip ayrılan taraf oldu. Yanında takım koçu ve aynı zamanda kaptanı Emre Çalışkan var. İlk olarak Emre Çalışkan'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Dikkat ettiğim bir konu var bugün karşılaşmayla ilgili. Hep ilk çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek. Tüm çeyreklerde çeyreklerin yarısından sonra açılan bir strateji ve bütçe başkanlığı vardı. Neler söylemek istersiniz bu galibiyetle ilgili? Vallahi tabii öncelikle çok mutluyuz. Bizim ligdeki ilk galibiyetimiz bu. Bu açıdan da mutluyuz. Öncelikle takım arkadaşlarıma ve koçumuzu kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İyi bir maç oynadık. Rakip takımı da kutluyorum bu arada. Onlar da gayet iyi bir maç oynadı ve güzel bir maç geçirdik açıkçası. İzleyiciler için de iyi olmuş diye düşünüyorum. Mutluyuz sayısı. Başarılar diliyoruz. Koç, neler söylemek istersiniz takımınızla ilgili? Vallahi kaptanın söylediklerine katılıyorum. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Takımla da gerçekten şu anda memnunum. Gayet güzel bir galibiyet oldu. Tabii kopmalarımız oluyor. Ama doğru basketbol oynadığımız zaman, maçı basketbol sertliği anlamında biraz sertleştirdiğimiz zaman bu takımın önünü açık görüyorum. İnşallah bundan sonraki grup maçlarında biraz daha galibiyet sayımızı artıracağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sevgili izleyiciler, demek ki artık yeni yılın son mesajını da strateji ve bütçe başkanlığıyla veriyor olacağız. Umarım öncelikle sağlık, ardından mutluluk ve huzurun olduğu yeni bir sene olur hepimiz için. İzleyicilerimize teşekkür ederken CBL ailesine de yeni sezonda hep birlikte başarılar diliyorum.